Burada yabancı bir site üzerindeyiz ve XRP Coin'in fiyat tahminlerini, uzun vadedeki fiyat tahminlerini ele alacağız. CrowdWisdom üzerindeyiz. Diyor ki Ripple XRP fiyat tahmini 2023-2030 XRP 1000 dolara ulaşabilir mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii 1000 dolar çok yüksek bir fiyat. Uzun vadede bence 1000 dolar gibi fiyatlar olabilir. Hani şey değil. Bu tam değerlendirilebilir değil. Mesela nasıl biliyor musunuz? Şimdi Shitcoin'de Shiba'da diyorlar ya herkes 1 dolar 1 sent. Şimdi şöyle mümkün olabilir. Piyasada eğer adamlar Shibarium üzerine çalışıyor, doğru mudur? Bu adamlar ciddi bir şekilde Shibarium'u XRP Ledger gibi tutturursa eğer yüklü yakımlar yapılarak aynı zamanda Shibarium'un tutması demek, Shitcoin'in zaten kullanılıyor olması demek. Yani kapital anlamda spekülasyonun dışında doğal bir hacimle kullanılıyor anlamı taşıyacaktır. Aynı zamanda bu yapılırken de Shitcoin yakılıyor anlamı taşıyacaktır. Eğer bu sürdürülebilir olursa, bu korunabilirse uzun vadede, çok uzun vadede belki olabilir. Ama bunun Shibarium ne kadar tutacak, ne kadar tutmayacak bunu bilmediğimiz bir garantisi olmadığı için tabii ki herhangi bir yorum henüz yapamıyoruz çıkmadan. Şimdi gelelim XRP Ledger muhabbetine. Mesela XRP Ledger şu anda çok ciddi kullanılıyor. Ve dava da bittiği için biz bir şey görüyoruz. Zaten dava içerisindeyken bile kurumsal ilgi çok yüksek. XRP Ledger kullanılıyordu ve Ripple farklı ülkelerin merkez bankalarıyla ortaklık kuruyordu. Şimdi dava da bitti. Karşımıza ne çıktı? Ripple'ın önü tamamen açıldı. Bankalar birbirleri arasındaki transferlerde istedikleri kadar kullanabilirler ve kullanım oranları çok yüksek. Aynı anda bu platform, yeni kurdukları platform, farklı ülkelerle işbirliklerini daha da genişletebilir. Bu da uzun vadede bir XRP coin yakımı aynı zamanda çok güçlü hem spekülatif hem de gerçek kullanım oranlı XRP'ler. Diyebilirsiniz ki ya piyasa değeri o kadar kurtarır mı? Birincisi şu anda piyasadaki para, bakın piyasadaki bütün para, bütün para diyorum. Bazı şirketler var ki bunun onlarca katını tek bir şirket tutuyor. Henüz piyasamıza para girmedi. İlerleyen vakitlerde santimente göre 2030 yılına, 2028 yılına kadar düzeltiyorum. Sadece Metaverse kategorisi 5 trilyon dolar gibi piyasa değerlerine ulaşabilir. Siz bir de başlı başına bir kategoriyi ifade edebilecek bir Ripple'ı düşünün. Tamam mı? Ki Metaverse'den kullanım alanı daha geniş. O yüzden uzun vadede ben Ripple'ı ve XRP Coin'i zaten bu kadar çok seviyorum. Ha kısa vadede 1000 dolar gibi şeyleri beklemek ya da şöyle bir bakış açısıyla tabii ki yaklaşmamak lazım. Ripple'ı ne zamana kadar tutayım? 1000 dolar olana kadar tutarım vallahi. Bu da saçma bir şey. Bu da mantıklı bir bakış açısı değil. Bir gün olabilir ama bunu yapmanın bir anlamı olmayacaktır, tamam mı? Kişiden kişiye göre değişir. Şimdi bakalım. Ulaşabilir mi falan filan diyor. Son 12 ayda XRP fiyat performansı 14 Temmuz. Son 5 günde %69. Niye 5 gün onu da bilmiyorum. Hafta başladığından beri diye değerlendirmeye çalıştı herhalde. Son bir ay %54, son 6 ay %96, son 12 ay %137 artış yaşıyor. Son XRP haberleri. Dönüm noktası niteliğinde bir kararda bir ABD mahkemesi Ripple'ın kripto para birimi XRP'nin HOVI testine göre bir menkul kıymet olmadığına karar vererek endüstri için önemli bir emsal oluşturdu. Doğru, gün içinde de konuştuk. Özellikle farklı kripto paralar, halihazırda SEC'in radarında olan kripto paraların da bu şekilde tabii ki de önünü açmış oldu. Ancak karar bir dijital varlık olarak XRP ile doğrudan Ripple'dan yaklaşık 728 milyon dolarlık bir menkul kıymet arzı olarak kabul edilen XRP satışları arasında ayrım yaptı. Kararın bu yönü bir temiz beklenmesine rağmen Ripple'ın para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Doğrudur. Aynen öyle. Temize gidebilir seç. Fakat şu anda da bir para cezasından daha ötesi zaten beklenmiyor. O yüzden sıkıntı yok ortada. Coinbase, Kraken vesaire bunlar bakın anında yeniden listelediler. Neden? Ripple para cezası ödesin. Yani Ripple'da para biter mi zannediyorsunuz? XRP şu anda Coinbase ve Kraken'de canlı olarak işlem görüyor. Net sosyal medya duyarlılığı %1.7
1,5'tan %14'e kadar yükselmiş. XRP'yi teknik boyutta değerlendiriyor. Ben bu kısma girmeyeceğim. Yani uzun uzun zaten gün içinde o kadar konuştuğumuz şeyler bunlar, tamam mı? Ya tutup şeye girmeyeceğim. Evet. XRP diyor ne kadar yükselebilir? Bir varlığın tam olarak bu sezon için ya uzun vadede konuşursak şu an için bir sıkıntı yok. Uzun vadedeki yükselişine devam edebilir. Aksi sıkıntılı bir durum vesaire olmadıkça. Sezon için konuşursak ilk dalga hareketinde gün içinde bunu da konuştuk. Kolaylıkla ATH yapabilir. Sonrasını o zaman değerlendireceğiz. Bir varlığın tam olarak yukarı yönlü hareketini tahmin etmek oldukça zordur. Evet. Bununla birlikte birkaç olumlu faktörün yakınsaması bir varlığın fiyatını yükseltme potansiyeline sahiptir. XRP söz konusu olduğunda potansiyel bir fiyat artışına katkıda bulunabilecek birkaç faktör vardır diyor. XRP'nin daha fazla kabul edilmesi. Gerçek kullanım oranı olarak bir kabulden konuşuyorsak, evet. Şu an SEC'in davası da bittiğine göre tekrar söylüyorum. Bankalar vesaire yeniden XRP kullanımına başlayarak maliyetten olabildiğince legal de bir şekilde altını çiziyorum. Maliyetten olabildiğince tasarruf etmeye çalışacaklardır. Hem hızlı aynı zamanda güvenilir ve düşük maliyetli şekilde işlem yapmak isteyecektir. O yüzden bankalar arasında ciddi bir revaç yakalayacağını düşünüyorum. XRP'nin arkasındaki şirket olan Ripple daha hızlı ve daha verimli uluslararası para transferlerini kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Evet. Finans kurumları Ripple'ın teknolojisini yaygın bir şekilde benimser ve XRP'yi kullanırsa bu XRP'nin fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Aynı şekilde şu an bütün ülkelerin üzerinde çalıştığı CBDC teknolojisinin de varlığı gelecek yıllarda, gelecek 10-15 yılda da sürekli benimsenmesi, devam ederek artması beklendiği için bu da başlı başına sektörün özel sektördeki zuhuru olan XRP coin için pozitiftir. İyileştirilmiş küresel kripto piyasası koşulları. Küresel kripto para piyasasının bir bütün olarak performansı bireysel kripto para birimlerinin fiyatını etkileyebilir. Genel kripto pazarı büyümeye devam ederse XRP için uygun bir ortam yaratabilir. Tabii ki daha fazla kişi kripto para birimlerine yatırım yaptıkça XRP'yi uygun bir yatırım seçeneği olarak değerlendirebilirler. Özellikle bu sezon zannediyorum küçük yatırımcı, acemi yatırımcılar tarafından çok fazla tercih edilecektir XRP. Çünkü herkesin dilinde bir şey olacak. XRP şöyle yaptı, böyle işte bilmem ne bileyim kazandı falan tarzında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.